Şener, montajdan medet uman Kılıçdaroğlu, Ruslarla ilgili delilleri açıklamalıdır. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, YSP ile işbirliğini amaç birliğine çeviren, onlarla birlikte Irak ve Suriye'de teröre karşı mücadele için gerekli tezkereye hayır diyen, PKK HDP'li Demirtaş için özgürlük naraları atan, siyasi parti kapatmaya, kayyum atamaya karşı olduğunu, KHK'lıları geri alacağını söyleyen, PKK'lılarla birlikte özerklik vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine giderken milliyetçi kimliğine büründü. Neler söyledi neler. En ilginci ise birinci turda FETÖ'cülerin Muharrem İnce'ye kurduğu şantaj kumpasına değinmesiydi. Bu konuda daha dün yaptığı açıklamaları unutan Kemal Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyaları ile gölgelendi. Ben karşımda daha mert, yürekli bir rakip görmek isterdim. Bu ülkenin vatandaşları montajlardan ve bundan medet ummayan liderler hak ediyordu. Ancak siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Milletimizi çaresizlik içerisinde iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadı. Lince ortak oldular. Akıl alır gibi değil. 45 günlük kampanya boyunca Muharrem İnce'nin deyimiyle başta FETÖ'cüler ve PKK'lılar olmak üzere CHP Genel Merkezi ve belediye beslemeleri tarafından linç edilmesine seyirci kalan Kılıçdaroğlu şimdi bunda Erdoğan'ı suçladı. Twitter'dan Rusları suçladı. Muharrem İnce şantaj, montaj kumpasının arkasında FETÖ'cüler olduğunu biliyor. CHP'liler bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin önünde engel görülen Muharrem İnce'nin FETÖ'cüler tarafından yol temizliği adına hedef alındığını gördü. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de bunun FETÖ tarafından yapıldığını açıkladı. Nitekim savcılığın yaptığı soruşturmada FETÖ ve CHP bağlantılı isimler gözaltına alınıp bazıları tutuklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Muharrem İnce'nin montajla, şantajla adaylıktan çekildiği gün Twitter hesabından hem Türkçe hem de Rusça mesaj paylaşarak Rusları şöyle suçlamıştı. Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deepfake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. Şimdi ise Erdoğan'ı suçluyor. FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu bu paylaşımıyla Rusları suçlarken montaj kumpasının arkasındaki FETÖ'cüleri aklamayı amaçlıyordu. Kremlin'den yapılan yalanlama karşısında yeniden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Eğer somut kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım. Bir diğer ülkenin bir parti lehine Türkiye'nin seçim sürecine müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünyanın bundan haberdar olmasını istedim. Bu çağrıyı bir tweet ile açıkça yapmamın sebebi bu," dedi. Şimdi ise bu ülkenin vatandaşları montajlardan ve bundan medet ummayan liderler hak ediyordu diyerek hedef şaşırtmaya çalışıyor. Baylokçu bakanlar kimdi? Kılıçdaroğlu'na düşen görev hedef şaşırtmak yerine Muharrem İnce'ye montaj, şantaj kumpasının arkasında Ruslar ya da her kim varsa elindeki delillerle açıklamak. Umarım açıklar ama herkes biliyor ki Kılıçdaroğlu'nun elinde kimseyi tatmin edecek bir delili yok. Bu suçüstü yakalanan FETÖ'cülerin daha önce yaptıkları gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturduğu bir yalandı. O da FETÖ'cüleri aklamak için Rusları suçlama yoluna gitti. Hatırlayacaksınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2017 yılında 4 AKP'li bakan ve 60 milletvekilinin baylok kullanıcısı olduğunu, hükümet açıklamazsa kendisinin bu isimleri açıklayacağını söylemişti. Kamuoyu yıllardır kendisine çağrı yapıyor ve baylokçu bakan ve milletvekillerinin ismini açıklamasını bekliyor. Ama en iyi bildiği şey yalanları ortaya atıp sessiz kalmak. Hedef şaşırtıp dikkatleri başka yöne çekmek. Bakalım yandaş besleme gazetecileri Kılıçdaroğlu'na şu delilleri, listeleri açıklayacak mısınız diye sorabilecek mi?